Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Asset Endpoint'te Agent yüklü bir bilgisayara Asset Endpoint'i nasıl gönderirsiniz bundan bahsedeceğim. Bakın şu şekilde bir web arayüzü var. Web arayüzüne bağlanmak için Asset'in hani Management Center'ının kurulu olduğu sunucunun veya bilgisayarın IP adresini yazacaksınız. Bizde sunucuya kurulu. Ben buraya direkt 192.168.1.11 mesela adresini yazıyorum ve Asset Management Center'a bağlanıyorum. Şu şekilde bir ekran beni karşılıyor. Burada bilgisayarlara tıklayıp bilgisayar kısmından ise bakın Windows Computer kısmına tıkladım. Hatta tümünü seçebilirsiniz şuraya tıklayıp. Şuradan genişletebilir, daraltabilirsiniz sütunları. Ben burada sütunları daralttım. Hani bilgisayar isimleri görünmesin diye. Siz isterseniz açarsınız. Burada IP adresi ve bilgisayar adı görünür. Burada da farklı yine sütunlarda bilgiler var. Güvenlik türü, modüller, hani güvenlik ürünü türü. Bu yüklemiş olduğunuz yazılımın versiyonu. Yani Endpoint yazılımının versiyonu. En güncel versiyonunu şu an ayarladık biz gönderecek şekilde. Ve bunu nasıl göndereceğinizi göstereceğiz. Burada agent yüklü olduğunu bakın şu kutu işareti varsa agent'tır. Üstüne gelince zaten görünüyor. Bakın sunucu olduğunu gösteriyor. Burada masaüstü bilgisayar olduğunu, agent'ın yüklü olduğunu bakın şöyle üstüne gelerek görebiliyorsunuz. Hatta şunu biraz daha şöyle açalım. Agent yüklü. Bunda da masaüstü endpoint yazılımı yüklüymüş. Onu da şuradan bakabiliyoruz bakın yazılım yüklü. Denetim masasına girip hatta şuna da bakabiliriz. Program ekle kaldırı nerede? Burada. Burada Asset'e bakın. Agent'ı yüklemişiz. Agent'ın yanında bir de Asset antivirüs var. Siz sadece bilgisayara gidip Agent'ı yüklüyorsunuz. Asset Endpoint antivirüsü uzaktan gönderiyorsunuz. Onu da kurulu olmayan bilgisayarlar bakın şunlarmış. Bunların hepsini tek tek seçiyorum. Bir tanesini de seçebilirsiniz. Birden fazla seçebilirsiniz. Veya şuraya tıklayıp hepsini seçebilirsiniz. Ben şunu yaptım. Bakın şurada güvenlik sürümü var ya, ürün sürümü. Boş olanlar yüklü değildir. Doluysa yüklüdür. Boş olana göre sıraladı bana. A'dan Z'ye şekilde sıraladı. Büyük, sadece agent'ın yüklü olanlar seçildikten sonra eylemler kısmında bakın burada yeni görev var. Görevi çalıştır var. Onun yanında agent dağıt kısmı var da agent dağıtmayacağız. Sadece yazılım göndereceğiz. Görev çalıştır'a tıklıyoruz. Görev seçmemiz gerekiyor burada. Bu arada yanlış oldu. İptal diyelim şuna. Aslında doğruyu da yanlış oldu dedim. Şöyle sadece agent yüklü olanları seçiyoruz bakın. Sadece agent yüklü olan bilgisayarları seçtik. Daha sonra bakın şunlarda desktop yazanlarda yani masaüstü yazanlarda antivirüs vardır endpoint. O yüzden onları seçmedik. Sadece burada 14 tane öğeyi seçtim. Eylemler görev çalıştır kısmına tıklıyoruz. Ve daha önce yaptığımız görevlerden bir tanesini ekliyoruz. Burada endpoint antivirüs var. Bunu ekleyelim. En son güncelleme yani modifikasyon, güncelleme, değiştirme tarihi ise 15 Nisan'mış. Yani 15 Nisan'da ben en güncel endpoint versiyonunu buradaki göreve bağladım. Tamam diyorum. Onu da ayrıca göstereceğim. Bu görevi seçiyorum. Sadece devam diyorum. En kısa sürede diyoruz böyle tetikleme türüne. Devam diyorum. Ve uygulanacak bilgisayarları gösteriyor. Son dediğimde tüm bilgisayarlara görev zamanlandı gidecek. Yani agent yüklü bir bilgisayara Asset Endpoint'i bu şekilde göndeririz. Bir sonraki bir versiyonda da eylemlerde görev diye bir şey var. Görevlerden en güncel endpoint versiyonunu nasıl hazırlarız bunu göstereceğim. Onun dışında bir de şu var. Şunu gösterelim. Daha fazla kısmı. Tetikler, raporlar. Yani videonun detaylarına aslında girmeye gerek yok. Kısacası şunu görmüş olduk. Sadece agent yüklü olan bir bilgisayara nasıl antivirüs uzaktan gönderilir bunu görmüş olduk. Bunun dışında bildirimler kısmı vesaire ilk yarı kısmında birkaç şey gösterecektim ama İstanbul görevlerinde vesaire. Bunu da farklı videoda farklı başlıklarda inceleriz.